İstanbul Times TV izleyenlerim. Bugünkü stüdyo konu Mardin Derneği Kadın Kollar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Sida. Tabii Arzu Hanım'ın aynı zamanda siyasi boyutu da var, dernekçilik boyutu da var. Biz kendisiyle sık sık görüşüyoruz programlarda, toplantılarda. Biz kendisini tanıyoruz. İzleyenlerimizin de tanıyabilmesi için onunla başlayalım. Arzu Hanım, biz sizi tanıyoruz. İzleyenlerimizin de sizi tanıyabilmesi için kısaca Arzu Sida kimdir? Biraz izleyenlerine anlatır mısın? Tabii. Arzu Sida, Mardinliyim, Mardin merkezdenim. 20 küsur yıldır Zeytinburnu'nda ikamet ediyorum. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. Bu arada dernekler yanı sıra siyasi bir hayatım var. Siyasi. Geçen sene 2015 yılında avukat Şeyma Döycü, Kadın Kolları Başkanımız AK Parti, Kadın Kolları Başkanımızın uygun görmesiyle onun ekibinde de siyasi hayata atıldım. Şu anda İl Kadın Kolları yönetimdeyim AK Parti. Bunun dışında Maliş'te yeni kurulmuş bir derneğimiz, Mardin İş Adamları Derneği'nin genel müdürlüğünü hala hazırda yürütmekteyim. Peki, şimdi aynı zamanda da iş adamı Fuat Bulur'un başkanı olduğu, evet, Mardinler Derneği'nin kadın kolları başkanısınız. Evet. Gerçekten biz Fuat Başkan'ın hızına yetişemiyoruz. Kesinlikle. Yani cumartesi, pazar, akşam böyle vali ziyaretinden tutun da, evet, işte siyasi partilerin genel başkanları birçok kişiyle iletişim halinde. Mardin Derneği biz biliyoruz ama sizden duymak için 2016'da neler yaptı, 2017'de neler yapacaksınız? Biraz onlarla özetleyebilir miyiz efendim? Tabii ki. Fuat Başkanımızın hızına sağ olsun biz de yetişmeye çalışıyoruz diyelim. Hep beraber koşturuyoruz. Derneğimiz gerçekten faal bir dernek, boş durmuyor. Resmi kurumlar yanı sıra diğer STK'larla da görüşme halindeyiz devamlı. Bir takım kurumları ziyaretlerimiz oluyor, kaymakam, valilik gibi. Seminerler yapıyorsunuz. Seminerler yapıyoruz kendi derneklerimizde. Evet, diğer STK'larla da istişare halindeyiz. Onlarla mesela Trabzonlular Derneği ile Bahçelievler'de bir kardeşlik anlaşması imzaladık aramızda. Trabzon nereye, Mardin nereye, ama evet, böyle iletişim devam ediyor. Tabii kesinlikle kardeşiz. Mesela bir Ankara ziyaretimiz oldu yakın zamanda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni başkanımızı ziyaret ettik ve çeşitli bakanları orada. Bunun gibi koşturuyoruz. Her yerdeyiz diyelim. Peki Arzu Hanım, 20 yıl az değil. 20 yıldır Zeytinburnu'da olduğunu söylediniz. Evet, hatta küsuratı da var. Küsuratı da var. Zeytinburnu gerçekten Suriçi İstanbul'un en yakın ilçe. Kesinlikle. Çok güzel tarihi yapılar, mekanlar var. İnsanlar daha samimi. Evet. Zeytinburnu deyince aklına ne gelir desem, neler söylemek istersiniz? Zeytinburnu sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten tarihi bir semtimiz. Zeytinburnu'lu olmaktan ben mutluyum, gurur da duyuyorum. Yani başka bir semte gidip geldikten sonra memleketime gelmiş gibi kendimi hissediyorum. O kadar benimsedim bir kere Zeytinburnu'nda olmayı. Yani Zeytinburnu Mardin ve hemşehrilerimizin çoğunlukta olduğu, hatta ilk sırada olduğu bir semtimiz. Arkadaşlarımız, dostlarımız zaten bağırıyorlar. Dostlarımız, akrabalarımız burada her şeyden önce. O yüzden benim için önceliği olan bir semt. Ve ben seviyorum Zeytinburnu'lu olmaktan, Zeytinburnu'nda yaşamaktan memnunum. Tabii ki. Zeytinburnu bazıları tabii şu an son yıllarda Mardinlerin ilk sıraya gelmesine kadar küçük Mardin diyenler var. Gülüyorum ben de. Evet. Zeytinburnu'na küçük Mardin diyorlar. Şimdi kesinlikle. İlde tabii AK Parti gerçekten büyük bir sivil toplum kuruluşu. Evet. Kadınlar da AK Parti'nin çok önemli. Avukat Şeyma Hanım da gerçekten güzel işler yapıyor. Kesinlikle. Yönetimde de sevdiğimiz, saydığımız insanlar var. Neler yapıyorsunuz mesela? Şu an ilk kadın kolları olarak sizin nereden sorumlusunuz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şeyma Başkanım bir kere kendi özünde çok değerli bir insan. Yani her şeyden önce başkanlığını bir kenara bırakırsak insan olarak değerli. Çok seviyorum kendisini de. Başarılı çalışmalara imza atmış bir insan. Biliyorsunuz Sancaktepe belediye başkan yardımcısıymış ve ilk türbanlı başkan olmasıyla tanınıyor kendisi de. O yüzden de böyle bir ilklere imza atan ve biz şunu konuşuyoruz ilde de. Yine bir ilke imza attık. Bizim dönemimizde biliyorsunuz darbe girişimi oldu. Biz 15 Temmuz gibi kötü bir süreci yaşadık ne yazık ki. Hepimiz tabii ki. Biz koşturuyoruz kadın kolları olarak elimizden geleni il bazında
Senin sorumlu Bağcılar mıydı? Evet, İlçe. Benim sorumlu olduğum teşkilat sorumlusuyum Bağcılar'dan. İstanbul'un büyük bir ilçesi çekmeye var. Kesinlikle 22 mahallem var. Evet. Orada koşuyorum. Daha öncesinde Fatih Şişli'den sorumluydum. Biliyorsunuz 6 ayda bir döngü var. Hı-hı. Değiştiriliyor. Şu anda Bağcılar'dan. Çok severek yapıyorum ben. Gönüllülük esaslıyla yapılıyor bu işler ama ben severek kesinlikle elimden geleni bu dava için, bu dava yolunda ne gerekiyorsa yapmaya her zaman sonuna kadar varım da var olacağım inşallah. Peki Arzu Hanım, biraz önce siz konuşurken aklıma geldi. Şimdi 15 Temmuz'da bir darbe süreci atlattık. Mardinler Derneği de birçok işte Saraçhane, evet, Vatan Caddesi, Zeytinburnu vesaire hep gördük sizi. Bu da bu derneği o fotoğrafları ve yazıları anlatıyor değil mi efendim? Kesinlikle. Biz Mardinler olarak tek ses tek yürek olduk 15 Temmuz'da. Tüm demokrasi nöbetlerinde hep birlikte hemşerilerimizle, derneğimizle beraber meydanlardaydık ilk günden itibaren. Sonuna kadar bu davanda peşinde olacağız. Her ne kadar demokrasi nöbetleri bitmiş gibi görünse de aslında devam ediyor hali hazırda hepimiz için. O yüzden biz derneğimiz... Alanlara bitti ama kendi içimizde yine devam. Kendi içimizde devam ediyoruz koşturmacalarımızla kesinlikle. Yani görev devam ediyor. Oradaki nöbetimiz bitti alanlardaki ama görevlerimiz devam ediyor. Tabii. Biz de dernek olarak her zaman hükümetimizin, devletimizin en önemlisi bayrağımızın, vatanımızın yanındayız. Bunu da hep söyledik. Tabii şu an zaten bayrak, devlet, kesinlikle, millet olmadan bugün Suriyelileri görüyoruz. Küçücük kesinlikle çocuklar enkazlarda, Allah korusun. Öyle evet, olmadığı zaman öyle oluyor. Dolayısıyla sahip çıkmamızdan başka bir şansımız da yok zaten. Kesinlikle. Üç günden itibaren meydanlardayız. Şu anda da görevlerimize devam ediyoruz. Yine olursa yine de meydanlarda olmaya devam ederiz. Bu açıdan hiç sıkıntı yok. Dernek olarak da bu yönde evet, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Beratlar da verdiniz işte, bekçilik ödülü falan da çok ilginç şeyler. 15 Temmuz'da yani o süreç boyunca demokrasi tutan değerli üyelerimize, değerli hemşerilerimize sağ olsun Fuat Başkanım bir berat yapmıştı. Nişani diyelim, evet. Aha, bizi ödüllendirdi kesinlikle kendisi. Teşekkür ediyoruz ona da. Öyle bir süreçten geçti. Şimdi şu da var, özellikle mesela birkaç gün önce AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Nurettin Nebati ile işte Florya'da büyük güzel bir toplantı yapıldı. Yine daha evet, dün mü ya da iki gün önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan evet ve eski bakan Mehmet Mehdi Eker'le güzel bir seminer yaptınız. Evet. Yani bu ben Fuat Başkan'a söylüyorum ama dernek boyutunu aslında aşan bir şey. Kesinlikle. Yani bir de her kapıda açılıyor size. Evet. Yani bunları nasıl bakıyorsun, bu etkinliklere faydası şeyi nasıl gidiyor? Çok olumlu bakıyorum ben ve de olumlu tepkiler geliyor bize de gerçekten. Çok beğenildi mesela, ses getirdi. Sayın belediye başkanı var, ilçe başkanı var, kendisi bakanı var. Tabii. İlçenin belediye başkanı da vardı. Bütün STK başkanları o gün için davetliydi. Sağ olsunlar, katılım kesinlikle yüksek oranda oldu. Biz o gün memnunduk yani katılımdan dolayı da. Çok güzel geçti, verimli geçti. Gayet herkes oradan bir şeyler alarak, kendisine pay çıkartarak ayrıldı. Güzeldi. Bundan sonra da böyle projelerimiz hala hazırda var, devam edecek diyelim. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Şimdi benim sorularım bitti. Son olarak izleyenlerimize gerek Zeytinburnu, gerek İstanbul, biz dünyaya yayın yapıyoruz. Söylediğiniz herhangi bir şey varsa kamera size, buyurun efendim. Şöyle söylemek istiyorum. 2016 yılı hepimiz için kötü bir yıl oldu. Tüm dünya için diyelim, bizim için de. Çünkü içerisinde 15 Temmuz gibi kötü bir süreci barındırıyor. Onun için bizim için uzun bir yıl. 2016 yılı artık gitsin istiyoruz. 2017 yılı da hepimize inşallah barış ve huzur getirsin en önemlisi. Bütün dünyanın şu anda ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2017 hepimize barış, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Kardeşlik getirsin inşallah. Bir daha böyle bir süreçte yaşamayalım. Bunu diliyorum herkes. Evet, değerli izleyenler, Arzu Başkan'ın da söylediği gibi gerçekten 2016'da üzücü olaylar yaşadık. Türk tarihi içinde hiçbir zaman unutulmayacak darbe girişimi ne yaşadık. Şehitlerimiz oldu. Yüreğimiz acıdı. Ama işte iki gün sonra geride bırakacağız. İnşallah ben de aynı dilek ve teminlere katılıyorum.
2017 daha güzel olur. Sağlık, barış, mutluluk için hep beraber gideriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte tekrar bir de olacağız. Hayırlı seyirler diliyorum. Hoşçakalın.